Spider-Man Homecoming vizyondan kalkalı bayağı bir oldu. Artık iyisiyle kötüsüyle filmi kabullendik. Hatta filmin Blu-ray'i de çıktı. Blu-ray'de Tom Holland'ın Chris Evans'la beraber oynadığı çok tatlı oyuncu seçme kasetini gördük. Chris Evans Bayağı Baya tatlı. Uy. Her neyse, esas önemli şey filmden atılan bir after credit sahnesi. Bunu oynatmadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. Spider en son bu karakteri hafif suçlu olduğu için elini arabaya yapışmış bir şekilde bırakmıştı. Şimdi atılan after credit'se geçebiliriz. A, a, a human being needs help. Yeah, sorry bu sahneyle beraber Miles Morales karakterinin Marvel sinema evreninde olduğu doğrulandı. Yani ileride Peter Parker ölünce Spider-Man olacak karakter şu anda Brooklyn'de bir yerlerde takılıyor. Tabii nasıl bir yol izleyeceklerini biz de bilmiyoruz. Belki de aynı anda iki Spider-Man görürüz. Filmin daha önceki sahnelerinde Donald Glover'ın oynadığı karakter Spider-Man'le aynı mahallede oturduklarını ve bir yeğeni olduğu için saçma sapan silahların mahallelerine girmesini istemediğini söylemişti. Bu yani hemen herkese Miles Morales'ı hatırlatmıştı. Marvel'ın başı Kevin Feige de bu göndermenin Morales için olduğunu doğrulamıştı. Bu atılan after credits sahnesiyle Marvel'ın Miles Morales'ı ileride kullanacağı büyük ölçüde kesinleşti. Miles Morales, normal Marvel evreninin alternatif evreni olan Ultimate Universe'de yer alıyor. Bu evrende Spider-Man güçlerini benzer bir şekilde kazanan Miles Morales ilk olarak süper kahramanlık yapmak istemiyor. Ancak aynı mahallede yaşadığı Spider-Man'in ölümünü görüyor ve daha sonra "Yeni Spider-Man benim" diyor. Karakter Marvel'ın yaşlı abilerine göre son derece yeni. Hatta görünüşünü düşünürken genç Obama'yı örnek almışlar. Miles Morales bizce ileriki Spider-Man filmlerinde Spider-Man olarak değil de en azından normal bir insan olarak gözükecektir. Spider-Man serisi üçleme olarak düşünüldüğü için son filmde Peter'ın ölümünü görebiliriz. Bundan sonra da Miles Morales 2020'den 2040 yılına kadar Allah izin verirse 2060'a kadar karakteri canlandırır. Buna bir alternatif daha olabilir. Belki de Tom Holland'ın Spider-Man'i ile Miles Morales'i beraber haber görürüz ve Tom Holland yeni Spy diye mentörlük yapar. Sonra da Miles Morales'in solo filmleri gelir. Morales'den sıkılınca da Tom Holland'ı geri getirirler zaten. E çocuk genç. Ayrıca Miles Morales ve Peter'ın evrenlerinin birleştiği Spider-Man çizgi romanını da okumanızı öneriyoruz. Hoşçakalın.